Akkoç Lojistik'in sunduğu 2. Lig Futbol Dosyası başlıyor. Sevgili TV6 izleyenleri, hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. 2. Lig Futbol Dosyası'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu haftada oldukça keyifli maçlar oynandı. Artık sona doğru yaklaşıyoruz. Şampiyonluk hattı da, düşme hattı da, ikincilikte oldukça kızıştı. Öncelikle yorumcum Mert Dokuzoğlu'na dönmek istiyorum. Mert, hoş geldin. Hoş bulduk Nurgül. Nasılsın Mert? Nasıl geçti haftan? Güzel geçti. Sen de yine her zaman olduğu gibi çok şıksın. Öyle başlayayım. Estağfurullah. O senin şıklığın canım benim. Sağ olun. Teşekkürler. Tüm değerli ikincilik futbol ailesine de iyi akşamlar diliyorum. Artık beyaz grupta her şeyin netleşmeye başladığı şampiyonluk yolunda, küme düşme hattında. Kırmızı gruptaysa hem playoff hattının hem de şampiyonluk mücadelesinin daha kıran kırana geçtiği bir haftayı daha geride bıraktık. Ve bugün çok çok değerli, çok da sevdiğim, birçok programa beraber imza attığımız değerli bir hocamız, konuğumuz deyip sana paslayayım. Teşekkür ediyorum öncelikle girişi yaptığın için Mert'ciğim. Bu hafta stüdyomuzda Mert'in de söylediği gibi oldukça özel bir konuğumuz var. Teknik direktör Ersin Aka bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle iltifatlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bütün izleyicilere de hem iyi Ramazanlar hem iyi seyirler diliyorum bütün futbol severlere. Çok teşekkür ediyorum. Daha önce de Mert'le birkaç programa katıldık. Çok keyif alıyorum burada olmaktan. İnşallah bugün de izleyenlere keyif veren bir yayın yaparız. Hocam öncelikle siz de çok şıksınız ve haftanız nasıl geçti bunu sorayım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tipik Ramazan biliyorsunuz. Çok fazla hızlı geçmiyor ama hafta sonları maç izlemelere gidiyoruz. Onun dışında hafta içi şu an çalışmadığımız için çok alışık değilim. Açıkçası yaklaşık son 6 yıldır ilk defa bekleme pozisyonundayım bir teknik adam olarak. Ki bizim işimizin önemli bir parçasıdır aslında bu süreç. O yüzden biraz rutin geçiyor diyebilirim. Hı hı. Biraz daha dingin. Çünkü biz harekete, maceraya daha hızlı geçen zamana alışığız. Benim için biraz zorlanıyorum ama ailem için güzel olduğunu düşünüyorum. Onlar çok mutlular. Şimdi hocam alt liglerde veya yine normal üst liglerde de baktığınız zaman tabii teknik direktörlerin böyle şehir şehir gezme, işte futbolcularda da var, evet, bu şehir şehir gezme gibi durumları olabiliyor. Böyle sizin gibi bir boşluk olduğu zaman en çok aileler seviniyor dediğiniz, evet, gibi. Çünkü sizi daha çok görebiliyorlar. Evet. O zaman beyaz grupla programı açalım Mert'ciğim. Evet. Beyaz grupta haftanın sonuçları gelsin. Kimler neler yapmış bir göz atalım sonuçlarımıza. 1461 Trabzon 2, Altınordu 1, Zonguldak Kömürspor 1, Beyoğlu Yeniçarşı 0, Diyarbakır Spor 1, Karacabey Belediyespor 2, Kırşehir Futbol Spor Kulübü 1, Bursa Spor 2, ACN Türk Sigorta Avan Spor 3, Yeni Mersin İdman Yurdu 0, Serik Belediyespor 1, Buca Spor 2, Nesilaç Afyon Spor 1, Ankara Spor 1, Kırklareli Spor 0, Ankara Demir Spor 0, Esenler Erok Spor 3, Nazilli Belediyespor 0. Beyaz grupta puan tablomuz Esenler Erok Spor 67 puanla lider. Büyük ölçüde şampiyonluğa yakın diyebiliriz aslında. İkinci sırada Van Spor, üçüncü sırada Buca Spor, dördüncü sırada 1461 Trabzon, beşinci sırada Yeni Mersin İdman Yurdu, altıncı sırada Ankara Spor, yedinci sırada Ankara Demir Spor, sekizinci sırada Karacabey Belediye Spor, dokuzuncu sırada Beyoğlu Yeni Çarşı, onuncu sırada Diyarbakır Spor, on birinci sırada Hislaç Afyon Spor, on ikinci sırada Kırklareli Spor, 13. sırada Nazilli Belediyespor, 14. sırada Altınordu, 15. sırada Serik Belediyespor, 16. sırada Zonguldak Kömürspor, 17. sırada Kırşehir, 18. sırada Bursaspor ve 19. sırada Adıyaman. Aslında biz daha çok beyaz grupla alakalı, hani çoğu şeyin belli olduğu grup olarak geçiyor Mert'cim bizde. Lider Esenler Erok Spor'da bu hafta Nazilli'yi 3-0 mağlup etti. Liderin maçıyla genel bir başlayalım Mert. Neler söyleyebilirsin? Esenler Erok'la mı başlıyoruz? Evet, ben Esenler kendim Erok'la. 1461'e göre hazırlamıştım. Sen ona göre hazırladıysan o zaman ben 1461 Trabzon derim. Tamam, yok yok, Esenler Erok'tan başlayayım. Seni kırmayayım. Mustafa Pektemi'nin yine son haftalardaki yükselen grafiği ve
Aynı Fenerbahçe'deki Batshuayi'nin verdiği katkıyı Mustafa Pek demekte. Esenler Erok'ta verdiğini düşünüyorum. Önemli ve kritik gollere imza atıyor. Alper ve Ali Yavuz Kol diğer golleri atan isimlerdi. Golcüleriyle, 3 tane golcüsüyle hata yapmayan bir Esenler Erok artık şampiyonluğa adım adım yaklaştığını düşünüyorum. Nazilli Belediyespor zaten ligin orta sıra takımlarından ve rahat bir konumda. 5 puanlık farkı koruması bakımından Esenler Erok'un önemli bir galibiyet aldığını ve hata yapmadığını söyleyebiliriz. Aslında Van ve Mersin'den aldıkları 4 puan Esenler Erok adına şampiyonluk habercisiydi ve hata yapmadılar bu haftada. Hocam siz neler söyleyebilirsiniz Esenler Erok Spor'la ilgili? Şöyle önce bir grupla ilgili bir değerlendirme yapmak isterim müsaade ederseniz. Ben de kısa bir sürede olsa Van Spor'da görev aldım bu yıl. Hakim olduğum bir grup. 4 tane de daha önce çalıştığım takım var bu grupta. Kırmızı gruba oranla baktığınızda daha şekillenmiş bir grup olduğunu görüyorsunuz. Özellikle 7. ve 15. sıradaki takımların yani toplam 9 takımın herhangi bir iddiası yok pozisyonuna büründü lig. O yüzden biraz daha çekişmenin az olduğu bir grup haline dönüştü. Ve dolayısıyla çok sürpriz sonuçlar alamıyoruz. Sonda Kırşehir, Bursa ve Adıyaman baktığınızda büyük ihtimalle gelecek yıl 3. ligde mücadele edecekler. Matematiksel şansları var ama gerçekçi düşünürsek çok zor. Gerçekten çok ciddi bir hikayeye imza atmaları gerekir. Sadece Zonguldak Kömür'ün belki seriye yakalama şansı var. Böyle olunca şimdi alttaki 4 takım sanki şekillenmiş. Üstte Buca, Van ve Erok'un birinci olma şansı var. Aynı zamanda 1461 Mersin ve Ankara'da playoff oynayacak. Ankara Demir bizim Ankara takımı. Ben çok isterdim. Benim de eski takımım. Maalesef ama 7. sırada ve puan olarak da baktığınızda 7 puanlık bir fark var. Büyük ihtimalle playoff hattında onlar da olmayacak gibi gözüktüğü için grup şekillenmiş. Erok takımı çok yakından tanıdığım bir takım. Ankara futbolunun kazandırdığı isimlerden abimiz Mehmet Altıparmak Hoca çok da başarılı gidiyor. Erok takımının kadro yapılanmasında aslında şöyle bir durum var. Yıllardır 2. ligde Pendik baktığınızda bir grup var. O oyuncuları alıyorlar toplu halde 6-7 oyuncuyu birden götürüp başka bir takıma monte edilen bir sistem var. Daha doğrusu bir grup nasıl söyleyeyim bir şirketin grubu bunlar. Dolayısıyla tecrübeli oyuncuları da monte ettiler o gruba. Gerçekten ligin çok çok üzerinde bir kadro kalitesi var Esenler Erok. Yani şu anki bulunduğu pozisyon asla tesadüf değil. İki defa da izleme şansı buldum bu yıl Esenler Erok takımını. Gerçekten oynadığı futbolla da hak ettiğini düşünüyorum açıkçası. Evet. Hocam şimdi genel bir kanı var aslında spor kamuoyunda. Biz geçen hafta da bunu konuşmuştuk. Ben size sorayım bir de. Evet, Esenler Erok Spor beyaz grupta hani ön plana çıktı. Ki beyaz grupta bence gerçekten kuvvetli rakipler var. Hani basit bir grup değil kesinlikle. Hatta beyaz grubun dinamikleri ve değişenleri kırmızı gruba göre daha farklı aslında. Mesela Esenler Erok Spor kırmızı grupta olsaydı bu kadar üstlerde olamazdı gibi bir söylemler var diyeyim genel olarak. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela katılmıyorum. Kırmızı grup katılmıyorsunuz. Şöyle katılmıyorum. Bakın bunu futbolda hiçbir zaman net bir şekilde iddia edemezsiniz. Yani Esenler Erok o grupta iyi olmazdı veya çok iyi olurdu diye tabii ki futbolun güzelliği zaten burada. Ama şunu söyleyeyim. Kadro yapılanmasına ve kalitesine baktığınızda biz böyle futbol adamları böyle değerlendirmek zorundayız. Esenler Erok'ta baktığınızda bir Ahmet kırmızı gruptaki Kastamonu kalitesinden denk belki bana sorarsanız daha üstte olduğunu iddia ederim size. Şöyle peki sezon başı mesela Kastamonu Spor'un burada olacağını düşünür müydünüz? Kesinlikle. Düşünmezdiniz. Ben ilk hafta Etmeskut maçını izlemiştim Kastamonu'nun. Hatta ilk hafta konuşmuştuk biz bunu. Kadrosu evet iyi kadro hani baktığınızda ama oynanan futbolu gördüğünde tabii ilk haftalar hani değerlendirme dışı olabilir ama hayır. Yani işte futbolun güzelliği bu. Bu grup içinde, beyaz grup içinde geçen yıl şampiyon olduk beraber. Mersin İdman Yurdu benim takımım. Sezon başı çok ciddi problemler yaşadılar kampta. Açıkçası oyuncularımın
düşüncesi şuydu oradaki. Hani bu yıl bizim kümede kalma şansımız çok zor. Mümkün değil diyorlardı ki son bir hafta vardı ligin başlamasına. Ama evet, bakıyorsunuz şu anda playoff garanti gibi puan olarak baktığınızda. Hani o yüzden futbolun güzelliği bu. Ama tabii ki genel böyle sürprizler mutlaka oluyor. Hı hı. Ama genele baktığınızda sorduğunuz sorunun cevabı Esenler Erok o grupta olsaydı da kesinlikle kadro kalitesiyle favorilerden bence en favorisi olurdu diye düşünüyorum. Peki hocam, bir de şunu sorayım hadi. Sor, ben de şöyle bir cümle, yeni Mersin İdman Yurdu'nda Ersin Hoca 1.94 maç başı puan ortalaması tutturdu. Hı hı. İstatistiklere bakmıştım, 1.94 yani muazzam, bir teknik direktör için harika bir puan ortalaması. Geçen maşallah yıl, hocam. Türkiye liglerinin, bütün profesyonel liglerin en az gol yiyen takımı olarak biz şampiyon olduk. Ben üçüncü ligde takip ettim hocam. Evet, zaten Mersin İdman Yurdu gerçekten çok güzel bir sezon, iyi bir takımdı yaşadık yani. Şampiyon da olmak tabii ki çok en önemli şey zaten orada. Ama şöyle bir durum var. Bizim oradaki başarımızın, hikayemizin değeri bence şunla ölçülmeli. Şimdi bugün Esenler Erok'un, Ahmet Spor'un şampiyon olması bizi çok şaşırtmaz. Şehriyle, yapılanmasıyla gerçekten ciddi emek harcanan, maddi manevi emek harcanan takımlar. Ama bizim gibi Mersin, geçen yıl biz şampiyon olacak bir kadro, bir bütçemiz yoktu. O yüzden çok kıymetli, değer veriyorum. Yani şu anda da Kastamonu için de aynı şeyi düşünüyorum. Eğer o grupta Kastamonu hedefe ulaşabilirse, hı hı, bence çok ciddi bir hikaye yazacaklar kırmızı grupta. Tamam. Şimdi telefon bağlantımız var. Levent Kartop telefon attığımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diyorum. İyi akşamlar diyorum. Sağ olun hocam. Siz de hoş geldiniz. Hocam öncelikle dün futbol camiası gerçekten kötü bir haberle sarsıldı. Ersen Martin hayatını kaybetti ne yazık ki. Öncelikle spor kamuoyunun ve sizin de başınız sağ olsun. Hocam neler söyleyebilirsiniz? Bugün de yine katıldığınız için teşekkür ediyorum ben yayınımıza tekrardan. Ben teşekkür ederim. Konuklarınız kim bilmiyorum ama herkese sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ersen Martin'le bizim 25 yıllık bir dostluğumuz var. Ümit Milli Takım'dan tutun. Deniz Spor'da, en sonunda Eyüp Spor'da beraber bıraktık futbolu. Yani güzel bir dostumuz vardı, arkadaşlığımız vardı, kardeşliğimiz vardı. Çok güzel anlarımız var. Hem Deniz Spor'la UEFA Kupası'nda olsun, hem de Ümit Milli Takım'da güzel başarılar elde ettik kardeşimizle. Biz hiçbir zaman ayrılmadık. Futbol bitti, yine görüştük. Halen görüşüyorduk. Son zamanlarında çok yanında olamadım. İşte malum işte eski spor ayrılmasına. Ama sürekli İzmir'e gidip gelirdim yanına. Ama maalesef dün de tabii ki acı haberi aldık. Buradan hem ailesine hem sevdiklerine, bütün arkadaşlarına, eskiyene, dostuna ve Türk futbolunun da başı sağ olsun diyorum. Güzel, neşeli, keyifli, sohbeti güzel bir arkadaşımızı, kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz tabii. Yani her şey, hayat çok kısa artık. Üzülmeye, dert etmeye, o bunu demiş, bu demiş, kalp kırmaya hiç gerek yok. Yarın ne olacağımız belli değil. Onun için sevgi, barış içinde yaşamaya düşünmeliyiz. Bunun için de mücadele etmeliyiz. Futbolda kazanmak var, kaybetmek var, şampiyonluk var, küme düşme var. Ama her şeyin başı sağlık. Ersen Martin kardeşimiz maalesef 2 senede çok sıkıntılar çekti. Felçli kaldı biliyorsunuz. Sizler de basından takip etmişsinizdir. Evet. Yani birebir de hep yanında olmaya çalıştık. Ama maalesef tabii mücadeleyi artık kaybetti. Allah ona gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet eylesin inşallah. İnşallah hocam, Allah rahmet eylesin. Tekrar spor kamuoyunun ve sizin de hocam başınız sağ olsun. Yorumcumuz Mert'in bir sorusu var size hocam. Mert'cim buyur. Hocam sorudan ziyade öncelikle başınız sağ olsun. Denizli Spor'un altın çağında siz de sembolüsünüz, evet. Denizli Spor'un. Rahmetli Ersen Martin de sembolüydü. Tekrar tekrar başınız sağ olsun, mekan cennet olsun diyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Hocam bir kısa ikincilik beyaz grup ve kırmızı grup favorilerinizi, bir sürpriz yaşanır mı? Sadece onu sorup Ersin hocamız konuğumuz bugün, Ersin Aka. Onunla size bırakacağım sohbeti. Öncelikle Ersin hocama çok selamlar, çok severim kendisini. Benim de hocalığımı yaptı. Genç olmasına rağmen yine de benim hocalığımı yaptı yani. Kocaeli Spor'da beraber çalıştık. Çok değerli bir insandır. Çok da severim, çok da başarılı bir antrenör abimiz, hocamız.
Bence hak ettiğinin yerleri bulamayan insanlardan bir tanesi. Gerçekten de çok çalışkan, çok düzgün, dürüst bir insan. Maalesef bu meslekte çok düzgün, dürüst insanlar, siyasetle gelen arkadaşlarımız hep önümüze geçiyor maalesef. Buradan da bunu söylemeye gereğini duyuyorum. Onda da birebir konuşmalarımız var. Bazı olaylara da şahit olduk. Çok sevdiğim, değer verdiğim bir insan. İnşallah tekrar onu yeşil sahalarda göreceğim. Bu sene herhalde hakkı bitti galiba Ersin Hocam'ın. Levent merhaba. Merhaba hocam, nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum dileklerin içinde. Aynı şekilde ben de aslında bir şeyler söylemek istiyordum seninle alakalı. Evet. Hakkım bitmedi. Van'da en son çok kısa çalıştım, 18 gün. O yüzden 30 günün altında olduğu için bir hakkım daha var. Ama bu süreci hani sen zaten biliyorsun süreci. Evet hocam. İstediğim gibi başarılı olamayacağım bir yer, olabileceğim bir yer olmadığı sürece düşünmüyorum çalışmayı. Bitirelim istiyorum bu ligi. Sana da sanırım ayrıldın Eskişehir Spor'dan. Geçmiş olsun mu diyeyim? Evet. Evet. Birazdan onu da anlatacağım. Gelişmeleri anlatırız. Bizim de bir mağlubiyet aldık. Hemen istifa diye bağırmaya başladılar. Biz de. Evet. Ben yani sonuçta bu işi severek, gönülden yapan bir insanım. Bir kere bir yere dokunuşum yoksa, eğer bir faydam olmayacaksa ben zaten kendim bırakırım. Evet. Kendim de bıraktım. Baktım bazı şeyler yanlış işliyor. Evet. Aslında çok güzel bir kulüp. Çok büyük bir cami. Zaten büyük bir cami olduğu için gittim. Ligi hiç önemli değil benim için Eskişehir Spor'un. Evet. Ama orada farklı şeyler dolaştığı için etik olmayan davranışlar oldu. Bir mağlubiyeti aldım. Ben de bıraktım. Çünkü bazı şeyleri aşamıyorsun. Şimdi 4 sene üst üste küme düşmüş bir takım. Halen bazı konularda ders çıkartılmamış. Halen daha 1-2 kişinin ağzıyla 1-2 tane böyle dışarıdan kulübü yönetmeye çalışan insanların hükmüyle yönetilmeye devam edilse o kulüpten maalesef zor günler yaşamaya devam eder. Başkan ve yönetim kurulu çok güzel insanlar, tribünden gelmiş insanlar. Gerçekten de gönülden yapıyorlar bu işi. İnanın onlar da çok üzüldü bırakmama. Ben onları gerçekten çok seviyorum ama maalesef şehir olarak çok destek olamıyorlar. Özellikle oradaki yani hep atkıyı takarlar, dolaşırlar ama hadi Eskişehir Spor'a destek olun dediklerinde kimse kulübün yanına yaklaşmıyor. En büyük sıkıntısı orasında. Evet. Yani transfer yapmak istiyorsun, yapamıyorsun. Çünkü maddi sıkıntı var. Yani bu sefer de koskoca Eskişehir diyorsun, büyük bir camia diyorsun. Ama maalesef sahipsiz bırakılmış. Evet. Buradaki başkan ve yönetim kurulu sadece onların emekleriyle bir yerlere gelmiş bu kulüp. Yazık günah. Gerçekten hocam çok büyük camia. Gerçekten tesis anlamında, taraftar anlamında inanılmaz büyükler. Ama maalesef destek anlamında çok destek vermiyor şehir. Bu konuda sıkıntıları var açıkçası. Buradan da bu sistemi belirtmek istiyorum yani. Ben seni çok iyi anlıyorum. Eskişehir'de de çalıştım Süper Lig'de. Evet hocam. Sistemi de biliyorum. Seni de çok çok iyi anlıyorum. Orada yaşayabileceğin problemleri de tahmin ediyorum. Ben de benzerini Karşıyaka'da yaşadım. Maalesef taraftar güdümlü. Yani ben şuna çok inanıyorum Levent hocam. Herkes işini yapsa futbolda hiçbir problem olmayacak ama Eskişehir'de de aynı problemi ben çalıştığım dönem vardı. Bu yıl Karşıyaka'da aynı problemi yaşadım. İşte ne diyorsun, bir tane mağlubiyet aldık. Taraftar istifaya çağırdı. Evet. Bizi ama antrenör olarak taraftarlar imza attırmıyorlar. Bizi oraya davet etmiyorlar. Bravo. Bizi bir yönetim getiriyor oraya. Evet. Ben aynı şeyi senin yaptığın duruşu Karşıyaka'da yani 10 yıldır lider olmamış bir takımı 6 haftanın 5'inde 6'da 5 yaptık. 8 hafta boyunca lider kaldım. 9. hafta liderlikten indik, ben istifa ettim. Evet. Çünkü hocam, lider çok yakından takip ettim. Yani lider olduğumda 6'da 5 yapmışız. Mesela lider Batman şu anda. Batman'da yendik. Döndük geldik ilk maç başladı. Beni istifaya davet etti. Yani takım lider. En önemli rakibimizi deplasmanda yenmişiz. Şimdi bunları çözemiyorsun. Yani maalesef girişi çok güzel yaptı Levent hocam. Yani bir takım şeyler var futbolda. Kirli bir sistemimiz var. Bunun önüne geçemiyoruz. O zaman da olan bizim gibi bu işe emek vermiş, gönül vermiş. Gerçekten benim her şeyim futbol. Yani ben futbol antrenörlüğüyle bir yere geldim. Levent gibi değerli bir oyuncuydu, çok önemli bir oyuncuydu. Ona hocalık yapabildiysem bu mesleğin sayesinde tanıştım. Bakın bugün sizin gibi değerli insanlarla binlerce insana buradan sesleniyoruz. Bunun o kadar değerli ve önemli bir işi yaparken
Bu işe hiç emek vermemiş, bir yerinde olmamış insanların yönetmesi beni çok rahatsız ediyor. Çok ciddi bir problem. Kesinlikle. Ama bakın bu tip takımlar Eskişehir, Bursaspor bugün nerelerdeler? Hı hı. Bu kadar Türkiye'nin en önemli takımları bugün nerelerdeler? Sırf bu konuştuğumuz sebeplerden dolayı Karşıyaka aynı şekilde. Keza şu an Denizli'de yine hocam. Denizli aynı Denizli'de şekilde. Kırmızı ha, Denizli grupta bilmiyorum. Şu anda Denizli, mesela. Levent daha hakimdir. Denizli'yi bilemiyorum oradaki sistemi ama ben çalıştığım ve bildiğim takımları söyleyebilirim. Hı hı. Bu takımların bu taraftar güdümüyle yönetildikleri sürece başarılı olma şansları yok. Bu işi profesyoneller yapmak zorunda. Öyle. Hocam inanılmaz. Zaten Eskişehir'i anlatmaya gerek yok. Yaşamak lazım. Sen de yaşamışsın. Bu kulüp 4 sene üst küme düşüyor. Başkanlar, yöneticiler, futbolcular ne bileyim yani malzemesinden masaya kadar değişmiş. Doğru mu hocam? Evet. Değişmiş. Her şey değişmiş. Ama yapmayın ya. Bir tane tweet'e bakıyor hocam. Taraftar başı diyor ki kardeşim hoca gidiyor, Özgür Gedik gidiyor, kaptan gidiyor. Ya üçümüzü birden linç etmeye hemen Twitter'dan başladılar yazmaya. Doğru. Hocam ya biz affedersiniz biz ayıp işlemiyoruz ya orada ya. Biz orada çalışıyoruz. Sabah akşam 24 saatimizi o kulübe vermişiz. Ve inanın oradaki bir tane personel desin ki bak bir tane personel. Hocalar çalışmıyordu. Tembel ederse Allah canımı alsın. Ben bu antrenörü bırakırım yırtarım yani lisansıma. Ben gece gündüz bütün ekibimle ve orada çalışan kim, emekçi kim varsa, alın teri kim onu yapıyorsa o futbolcuya formayı verdim ben. Bir tane futbolcu bir kulübü karıştırdı ve ben de onu kadro dışı bıraktım. Bütün takım da dahil istemedi. Ve o futbolcu halen daha yazıp çiziyor yani. Bu adam bir de kariyerli bir adam. Zamanında geçmişinde. Ve kendisine ilk geldiğinde de uyarmışım. Sen bu takımın en kariyerli oyuncusun. Senin hal ve hareketleri, antrenmanda, çalışmanda her şeyinde örnek olacaksın dememe rağmen. Ve ona dedim ki sen bizim ekibimizdesin. Bu kadar bir yetki veriyorum sana bak dememe rağmen. Halen daha eline almış tweetler atmalar, ona yalakalık yapmalar, tribüne oynamalar, taraftarın duygularıyla oynayarak bizlerin üzerine oynadı. Benden önceki hocanın üstüne de oynamış. Adam gitmiş. Orada çok yetenekli bir oyuncu vardı. Onu kaybettik. Onun yüzünden bu kardeşimizin. Halen daha tweetler atıyor hocam. Halen daha. Ve ben gittim. O arkadaşın halen daha kardeşi affetmediler. Çünkü biliyorlar araştırıyorlar. Son 10 yılda 51 tane maç oynamış bir adam. İstiyorsan Trabzonspor'da oyna. İstiyorsan Ahmet'le Mehmet'le oyna. Fark etmez. Sen son 10 yılda 51 tane maç oynamışsın toplam. Bütün hocalar kötü de sen misin? Hocam bu kim bu oyuncu? İsim vermiyor musunuz? Karışmamış ismini de veririm. Hiç sıkıntı yok ben. Hiç karışmamış ismini de veririm. İsmini de veririm direkt. Çünkü halen daha yazıp çiziyor o insanların duygularıyla. Şey hocam. Değil mi hocam? Bizim, Levent hocam. Bizim, zamanında Trabzonspor'un evet, Wonder evet. Kid'i. Evet. Evet. Levent hocam ben sana bir şey söyleyeyim. Bizim hatamız da biliyor musun? Bu klavye delikanlıları var ya. Evet. Hemen bir aradan çürüyorlar böyle. Tamam o hocam gerilmeyin sakin olun biraz. Levent hocam. Eski taraftar inanılmaz büyük bir taraftar. Ama o insanları doğru yönlendirmezsen o insanlar seni linç edebiliyor bir anda. Levent hocam. İnanılmaz ben keyif alıyordum oradan çalışmaktan. Çok büyük keyif alıyordum. Gece gündüz orada 24 saat. O sahanın bakımıyla da alakalı ya. Sahaya gidiyoruz silindirici bulacağız traktör getir. Yok işçi aşçı bırakıyor aşçı ikna ediyorsun. Bulaşıkçı ikna ediyorsun. Aman yapma bakın birlik beraberlik olacak. Altyapı itmanlarını izlerim. 12 yaşındaki çocuğun itmanını da izliyorum. Oradaki U19'daki oyuncunun itmanını da izlerim. Gece gündüz oradayız ya. Bir insan bir emek ya. Emek veriyoruz oraya ya. Adam bir tweetle seni yollatabiliyor. Anlatabiliyor mu? Bu kadar. Ama Levent hocam. Bu şekilde yönetiliyor maalesef. Bir şey söylemek istiyorum sana. Evet. Şimdi biliyorsun ben 25 yıldır bu işin içindeyim. 25 tane de takımda çalıştım. Evet. Seni herkes biliyor bak şunu hiçbir zaman unutma senin futbolculuğunu kişiliğini kariyerini biz çok küçük bir camiayız evet. Herkes biliyor o yüzden hiç öyle düşünme ama ne de o söylediğin şahıslar klavyedekilere problem yap niye biliyor musun problem onlar değil problem buna karar verenler etkilenenler işte hocam anladın mı demek istediğimi etkilenmek etkilenmeyeceksin bak bu insanlar kendi işlerinde hiçbir zaman etkilenmiyorlar ben Karşıyaka'da çok zengin bir yönetimimiz vardı. Hatta Süper Lig'de bile yoktur şu an oradaki yönetim. Oradaki istifa ederken başkan kabul etmemişti istifamı. Ona şöyle bir şey söylemiştim. Siz beni oyuncularıma gidip de sordunuz mu hiç? Hani antrenmanı nasıl? İşte atıyorum kişiliği nasıl diye sordunuz mu dedim. Sordum dedi. Evet. Peki dedim çaycınıza CEO'nuzu soruyor musunuz şirketinizde?
Yani çaycınızı çağırıp da ya bizim CEO'muz nasıl diyor musunuz? Hayır dedi, öyle şey olur mu? Ama dedim burada yapıyorsunuz aynı şeyi. Çünkü bizim işimizi ciddiye almıyorlar Levent Hocam. O yüzden biz probleme böyle bakmamız gerekiyor. Biz, bunlar da bizi geliştiriyor. Sen de, ben seni tanıyorum, çok başarılı olacaksın inşallah. Hiç moralini bozma, canını sıkma. İyi hocam. Şeyler olacak. Sizi bilen biliyor hocam, hiç canınızı sıkmayın yani. Siz gerçekten hocam, isimli gerçekten bir insansınız de, yani. Pardon, özür dilerim. Çok özür dilerim. Sözümüz kesin. Kusura bakmayın arkadaşlar. Benim üzüldüğüm tek ne biliyor musun? Koskoca bir camia. Nereden nereye gelmişsin? Halen de ders çıkartılmıyor biliyor musunuz? Ve takımın en çok koşan mücadele adamı sırf o arkadaşın yüzünden kulüpten ayrılıyor. Ve bütün takım toplanıyor ki biz bu adamı istemiyoruz diyor ya resmen. Evet. Düşünün ya, ben devre arası gönderemedim bir adamı, futbolcu artık karar veriyor, gönderiyor. Ve bu kardeşimiz de bu takım kaptanına takıyor. Taraftarların yazışmalarıyla bu takım kaptanı en çok koşan mücadele Serdar'ı gönderiyorlar benden sonra da. Arkadaş benim hiçbiri babamın oğlu değil. Ben orada kim koşuyor, mücadele ediyorsa, takım için kim mücadele ediyorsa, ter akıtıyorsa ben o adama forma veririm. Benim babamın oğlu değil ki hiçbiri. Ben hiçbirini tanımıyorum sonuçta ya. Evet. Öyle değil mi hocam şimdi? Sen öyle şimdi hocam. Tabii. Orada oğlun da olsa eğer mücadele etmiyorsa verir misin formaya ya? Kesinlikle. Ya bizim ekmek paramız ya bu insanların geleceği. Ben her maça çıkmadan önce ve sen de çalıştın Eskişehir taraftarının o coşkusunu, o isteğini. Siz dedim bu şehrin hayallerini gerçekleştireceksiniz diyorum ya. Her maç konuşmamda, her antrenman öncesi hatırlatıyorum bunları. Ama maalesef bazı kesimleri geçemiyorsun hocam. Geçemiyorsun ya. Üzülüyorum. Benim üzüldüğüm sadece o güzel, o gerçekten canı gülden destekleyen taraftara üzülüyorum biliyor musun? O camianın. O klavye delikanlılarını zaten geçtim. Onu da geçtim ama maalesef başkanımız ve yönetim kurulu bunlardan etkileniyor. Başkanımız çok iyi bir insan. Gerçekten de yönetim kurulu da değilse. Hepsi gönülden cebinden 3-5 kuruş toplarlar. O kredi kartından kamp masrafını karşılar. Öbür küsü karşılar. İnanamazsın ya. Adamlar böyle elinde avucundakini veriyorlar oraya. Ama o adamlar bile yaranamıyor biliyor musunuz? Doğrudur. Yaranamıyor hocam. Yani. Canını hocam, sıkma. Aynen yani, kesinlikle canınızı sıkmayın. Sizi bilen biliyor. Siz gerçekten ismi olan ve gerçekten başarılı bir teknik direktörsünüz. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Benim de sürem azalıyor ben çünkü. Ben ayrıldığımdan beri ilk kez konuşuyorum bu konuyu. İlk kez. O kadar bana tweet attılar, bilmem ne yaptılar, hiçbirine cevap vermedim. Hiçbiri kimseyle de muhatap olmadım. Ama bakıyorum halen daha yazıyorlar, çiziyorlar. Ben de sizin programınızda bu şekilde konuştum. Kusura bakmayın, aklınızı ettim. Yok estağfurullah hocam, konuşun. Şimdi sizin konuya gelelim. İkincilikleri de takip ediyorum. Tabii Denizli sporla alakalı bir şey alabiliriz hocam isterseniz sizden. Evet. Deniz hocam. Sporla mı alakalı? Evet. Deniz spor benim doğup büyüdüğüm, yetiştiğim, ekmeğini yedim ve ben de çok büyük emekler olan insanların olduğu bir şehrim, memleketim. Bu durumlara düşmesine çok üzülüyorum. Ama dediğim gibi yani hep bu yanlış yönetilmeler, yanlış insanlar tayin etmeyle bu siyasetin işinin her kesime girmesiyle maalesef Deniz Sporumuz da bu örneklerden bir tanesi. Aslında dediğin gibi UEFA Kupası'nda biz çok güzel işler yaptık orada. Süper Lig'de çok işler yaptık futbolcunun zamanında. Çok güzel, keyifli bir şehirdir. Misafirperver bir şehirdir. Taraftarı falan olsun çok misafirperverdir. Gelen taraftarlar hep ağırlarlar. Asla taşkınlık çıkartmazlar. Olaylar yaratmazlar Allah'a şükür. Çok güzeldir bir memleketimiz vardır. Ama maalesef oraya hep atama başkanlar gelmiştir. Öyle işini güzel yapan insanları maalesef bir kenara attılar. Ve sonuç maalesef buralara geldi. Peki şimdi, kurtarabilir mi hocam Denizli? İnşallah. Yani Özcan Hoca'nın da bir şeyini görüyorum orada, emeğini görüyorum. Yapıyor bir şeyler yapmıyor genç kardeşlerimize. Oradaki futbolcuların hepsini alnını öpüyorum. Bu çaresizlikle, bu yani imkansızlıkları büyük işler başarıyorlar. Ama maalesef işte geçmişte yapılan hatalar bu çocuklar böyle mücadele ediyor. Hepsinin alnını öpüyorum. Gerçekten de hocam, çok genç. Hocam 2 hafta önce de Iğdır'ı yendiler bu arada. 3-1 yanılmıyorsam skor 3-5'ti. Evet. Yani çok güzel bir galibiyetti. Ben de Denizli'nin mücadelesini. Hepsi de hedefi, hayalleri olan çocuklar. Orada aç. Hepsi geleceğini kurtarmak için mücadele eden bir çocuklar. Yani o çocuklara fırsat doğdu. İnşallah kurtarırlar. Gönlüm hep, kalbim onlarla. Gerçekten çok seviyorum. Hep takip ediyorum. Büyük işler yapıyorlar bu imkanlara rağmen. Umarım şehirde sahip çıkar. Ama tabii şu anda transfer yapma hakları yok artık. Transferi kapalı zaten. Yani belki birileri büyükler el atar da o takımı kurtarırlar. Çünkü stat güzel. Yani zemin mükemmel. Türkiye'nin en güzel zemini var. Tesisler mükemmel. Şehir güzel.
Yani böyle yerler üçüncülüklerde olmaması gerekiyor. Ya Süper Lig'e bakıyorsun, Pendik, Kasımpaşa, hı hı. hep İstanbul takımları, İstanbul Spor, hep bunlar var. Tribünleri olmayan, taraftarı olmayan kulüpler var biliyorsunuz ya. Keyif alıyor musunuz Süper Lig'de? Ya şimdi Pendik maçıyla İstanbul Spor maç yapıyor, seyirci yok tribünlerde. Ya böyle hocam, Sakarya, şehir takımları Göztepe, olması gerekiyor. Kırmızı Sakarya, gruptan Göztepe, da bir şehir Kocaeli, takımı Eşişehir, şampiyon olurlar. Yani. Evet. Yazık günah. Hocam eklemek istediğiniz evet. şey var mıdır? Çok teşekkür ediyorum öncelikle ben yayınımıza ben katıldığınız için. Belki biraz konumuz dağılmış olabilir ama. Ya estağfurullah hocam, ne demek. Bir dahaki programı inşallah hep beraber güzel bir şekilde şey yaparız. Ersin hocamın da sesini duyduğum için çok mutlu oldum. Gerçekten de çok değer verdim bir insan. Çok yani örnek teşkil eden bir antrenör. İnşallah o da hak ettiği yerlere, çok iyi yerlere gelecek. Yani inanıyorum. Çalışkan insanlar gelsin. İnşallah bu siyaset biraz elini ayağını çeker bu şekilde de sadece dürüst insanlara, çalışan insanlara destek verirler. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, stüdyoya da bekleriz hocam. İnşallah. İnşallah. Ankara'ya bir gün gelirsem mutlaka uğrarım yanınıza. Tekrar başın sağ olsun Levent hocam. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Allah razı olsun hocam. İyi akşamlar hocam. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Hocamızın Eskişehir'den gerçekten kötü bir ayrılık olmuş Levent yani. Hoca, bilmediğimiz için ne kadar çok şey var. Hocalığını yaptım ben Kocaeli Spor'da, Süper Lig'de. Çok düzgün, dürüst bir çocuk ama futbolculuğunda çok agresifti. Çok kart görürdü. Sebebi şuydu. Haksızlığa hiç tahammülü yoktur. Hı hı. Yani şu an o bu kısacık konuşmada bile onu görebiliyorsunuz. Evet. Sinirleniyor. Ama maalesef daha ilk antrenörlüğü Eskişehir'de. Doğru. Zaman geçtikçe, çalıştıkça o tecrübeye ulaştığında bunu anlayacak. Söylediği her şey doğru. Ben de biliyorum orayı. Kolay şeyler değil. Emek veriyorsunuz, hayal kuruyorsunuz, evet. mücadele veriyorsunuz. Sonucunda böyle muamelere görmek, kendinize yakıştıramıyorsunuz, hak etmediğinizi düşünüyorsunuz. Ben onu çok iyi anlayabiliyorum. Evet. Yani. Gerçekten yani biz de anlayabiliyoruz aslında. Tabii siz teknik direktör olarak evet. daha iyi anlıyorsunuz. Üzücü. Bir maç görüntümüz var aslında. Var. Görüntümüzü verelim. Van Spor Yeni Mersin İdman Yurdu maçından. Tamamdır. Maç Van Spor 3-0 kazandı bu arada. Açıkçası ben Mersin İdman Yurdu'dan 3-0 gibi net bir mağlubiyet beklemiyordum. Senin Trabzon'la alakalı söylemek istediklerin vardı. Trabzon'la Mert'cim. Alakalı şöyle diyebiliriz. Mental olarak 1461 Trabzon'un Nurgül toparlanması lazımdı. Çünkü çok kritik maçlarda direkt rakiplerine Hı-hı. kaybettiği puanlar aslında birazcık geride kalmasına sebebiyet verdi. 1461'in önemli maçları kaybedince bu maçları kazanma zorunluluğu doğdu ve Altın Ordu'ya karşı da aldıkları bu galibiyet Altın Ordu nispeten 6 puanlık farkla daha rahat konumda ve ben Altın Ordu'nun düşeceğini düşünmüyorum ligde. Sonuna kadar da mücadele ettiler karşılaşmada ama kazanan 1461 Trabzon oldu. Altın Ordu'ya 6-7 puan yetecektir düşme potasında. 1461 Trabzon'da playoff şanssızlığı yaşayan bir kulüptür senelerdir. Bakalım bu sene playoff şanssızlığını kıracak mı, bir üst lige taşıyacak mı ben de merak ediyorum. Van, bu da Van maçı. Yeni Mersin maçımız. Kulüp başkanı Van Spor'un cezasından dolayı yine Vinç'te seyretti hocam maçı. Ya Fiyat başkanım. Ben oradayken başladı bu sohbet. Fiyat başkanla kısa bir sürede olsa biz de çalıştık. Vinç'ten izliyor maçları. Feyyat Başkanım Ankara'ya geldiğinde ama protokolden izliyor şimdi. Feyyat Başkan Ankara'ya da sık sık gelir. Neşeli, eğlenceli bir şahıs kendisi. Bir gün onu da bekleyelim stüdyo evet, konu olarak bekliyoruz. Buraya. En güzel yerden seyrediyor bence hocam. Yani görüş açısı bakımından bence başkan doğru bir tercihte bulunmuş. Van'da iyi bir galibiyet aldı. 3-0 net bir skor. 3-3 yaptı. Yeni Mersin son 3 maçın ikisini kaybetti. Ben de senin gibi beklemiyordum. Hani 3-0'lık mağlubiyeti Yeni Mersin bakımından beklemiyordum. 3-2 falan olur hani ona tamamım ama 3-0 net. Van da bu galibiyeti bu arada Emre Oymağ'a hediye etti. Onlar da Emre'nin çapraz sakatlığı vardı. Evet, çapraz bağları sakat. Emre Oymak devre arası ben listemdeydi. Altın Ordu'daydı. Evet, aldılar. Geçen sene de bana almak kiralı. İstiyorduk. Aldılar. Milli takıma da giden bir oyuncu. Orta saha oynuyor. Çok iyi bir oyuncu. Bilmiyordum. Sizden duydum şu anda. Çok üzüldüm. Son maçta gol attı hatta. Çok şık bir gol attı. Şimdi hangi takım? Denizli mi? Yok, Denizli değildi.
Geçen ya, hafta mı oldu? Bir geçen hafta değil, bir önceki hafta hocam. Bay geçmedik diye bay geçtiler o haftayı. Birazdan ondan söyleyeceğim önceki Nurgül. Söyle bir ya ben. Birazdan söyleyeceğim. Afyon. Afyon. Çok şık güzel bir gol attı. Ardından bir çapraz sakatlığı yaşadı. Sezonda kapattı hocam. Bir operasyon geçirecek. Yani bir de bir takip ettiğim ve çok beğendiğim bir oyuncu. Çok genç bir yetenek gerçekten. Bu vesileyle tekrar geçmiş olsun diyeyim Emre'ye ben de. Üzüldüm, geçmiş olsun. Umarım hızlıca toparlar. Buca Spor'la alakalı birkaç cümle almak istiyorum senden. Çünkü kırmızı gruba geçeceğiz. Vaktim azalıyor. Buca'dan Buca'yla ilgili de söyleyeceğim ama şunu söylemek istiyorum. Doğru. Ersin hocam, Van Spor futbolcuları açıklama yapmışlardı. Birazcık onlar da ekonomik sıkıntılar yaşıyorlar. Bir darboğaz içindeler. Şu anda mı? Şu anda. Yani yakın geçmişte bu sıkıntıların, ekonomik sıkıntıların olduğunu ve şehirdeki Vanlı zengin iş insanlarının Van Spor'a sahip çıkmasını ben de buradan açıkçası iletiyorum. Çünkü Van Spor gerçekten birinci ligi hak eden bir futbol oynuyor bence. Ben de söylediğim gibi kısa bir dönem çalışma imkanı buldum. Güzel bir şehir her şeyden önce. Problemleri vardı ben oradayken. Devre arası işte 4-5 oyuncu almayı planlamıştık. Hı hı. Bu arada ben gittim oraya, bir 3 maç kaldık. Benim ayrılmam falan da performansla falan alakalı değil. Çok ilginç bir serüven yaşadık orada. Şehirde bazı başkan ve mülki amirlerin yaşadığı problemlerden dolayı yani ben kendim ayrıldım oradan. Ama orası ekonomik anlamda çok büyük problemleri olacak bir şehir değil. Zaten borcu falan yoktu ben oradayken. Hani ufak tefek problemlerdir. Veya Fiyat Başkanım biraz onları şehri harekete geçirmek için oyunculardan rica etmiştir. Çok büyük problem olduğunu düşünmüyorum. Daha doğrusu tabii ki şehrin sahip çıkması. Evet. İnşallah tabii yakında yani gerçekleşir. O zaman Buca mı? Bir Buca cümle alayım o zaman. 8 maçta 7 galibiyet yaptı Ersin hocam. Buca evet. Spor çok tecrübeli oyunculara sahip. Sinerjisi çok iyi takımın. İkinci de olabilirler, ihtimalleri var. Geriden gelip de kazanmayı başardılar. Yani birincilik ihtimalleri de var matematiksel. Tabii var. Benim de eski takımım, çok sevdiğim bir kulüp. Çok enteresan bir yapılanma yaptılar. Devre arası en önemli oyuncularını gönderdiler. Son ana kadar oyuncu almadılar. Ama ona rağmen yeni oyuncular katmalarına rağmen gerçekten ben bunu beklemiyordum. Son çok iyi toparladılar ve şu anda iyi gidiyorlar. Ama burada kadro kalitesi olarak baktığınızda ben Esenler Erol'un hedefe ulaşacağını düşünüyorum. Evet. Büyük çoğunluğumuz öyle düşünüyor hocam. Yani Van'ın ikinci, Buca'nın da üçüncü bitirir diye düşünüyorum açıkçası. Evet, bakalım sezon sonu bakalım öyle olacak mı? Kırmızı grup diyelim. Önce kırmızı grupta haftanın sonuçları gelsin. Ardından da puan tablomuz gelsin. Maç sonuçları yine bu şekilde. Puan tablomuz gelsin kırmızı grupta da. İlk 3 aslında, hatta ilk 4 diyeyim. Biraz koptu yani 5. ile arasında. Ahmet Sportif Faaliyetler 65 puanla lider şu anda. Kastamonu 64 puanla ikinci. Iğdır 59 puanla üçüncü. Ve dördüncü sırada da Erzincan var. Onların da 58 puanı var. Geriye kalan sıralamamız da yine bu şekilde. Hemen liderin maçıyla giriş yapalım kırmızı gruba. Genel bir değerlendirme alacağım sizden. Bu hafta Ahmet Spor, Etimesgut Belediyespor'a konuk oldu. Ahmet Spor maçı 4-2 kazandı. Ben de maçı canlı izledim. Çok keyifli bir maçtı. Güzel bana bir maçtı. Bana söz verme. Bu maçı sen yerinde seyrettin. Ben gelemedim. Ben senden dinlemek istiyorum. Ben seni bekledim ama gelmedin. Evet. Niye gelmedin? Doğru söylüyorsun. Çünkü başka bir maç anlatımına gittin. İşin vardı. Ya şöyle, maç aslında nispeten... Ya biraz birbirlerini tartarak başladılar. O kadar erken bir gol beklemiyordum. Etimesgut 5. dakikada öne geçti. Güzel de bir goldü. Zaten Etimesgut 5. dakikada öne geçince sanırım bu Ahmet Spor'u biraz fazla ateşledi. Çünkü işte en önemli oyunculardan biri Çekdar. Çekdar 1-1'e getirdi. Daha sonra ikinci gol geldi. Mert 3. golü attı. Bir anda hani 3-1'lik bir skor ortaya çıktı. Tabii 3-1'in ardından da Etimesgut düştü tabii maçta. Daha sonra 4-1 oldu. En son da 4-2 işte penaltı kazandı Etimesgut. Dediğim gibi ben bol gollü karşılaşmaları severim. Keyifli bir karşılaşmaydı. Tribünler nispeten doluydu. Yani diğer maçlara göre güzeldi gerçekten. Ya doluluk oranı güzeldi. Ahmet Spor bence çok hani skor bulabileceği seçeneği çok fazla.
Birbirine uyumlu iyi bir takım olmuş. Çekdar ve Mert gerçekten takımı taşıyor bu arada. Kenar hücumları. 15 asist Çekdar. Yani 15 asisti devre arasında gelip nasıl yaptın? Maşallah diyelim. Güzel maçtı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Genel olarak kırmızı grubu aslında Ersin Hocam siz bir değerlendirebilir misiniz? Tabii. Kim şampiyon olur hocam? Yani açıkçası şöyle söyleyeyim. Sezon başı olsaydı bana kim şampiyon olur deseydiniz kadro kalitesine baktığımda Iğdır derdim direkt size. Herkes Iğdır derdi buna. Yani şöyle biraz önce nasıl Esenler Erok için konuştuysak şu anda da Iğdır için yani yedek kulübesinden bir takım daha yapıp o da büyük ihtimalle ilk altının içinde olabilecek kapasitede bir takım. Hocam kadroya baksanız Süper Lig kadrosu. Yani koyun yok Süper Lig olmaz da hani Süper Lig. Bence oynar hocam Süper Lig'de bu kadro. İstanbul Spor'dan yarışır gibi İstanbul Spor'dan. ama bu grubu da şöyle bakıyorum. Şu an Erzincan, Iğdır, Kastamonu, Ahmet arasında bir birincilik mücadelesi var. Hepsinin şansı var matematiksel olarak. Ama Kastamonu'yla Ahmet arasında geçecek gibi duruyor daha çok. Iğdır bir açıkçası anlayamadığım, çözemediğim, içerisini bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Metin Diyadin hocamla da beraber de çalıştım. Aslında çok tecrübeli bir teknik direktör ama hiç beklemediğimiz işte bir içeride Denizli mağlubiyeti aldılar. Hiç beklemediğimiz bir beraberlik arkasından, akabinden aldı. Bunları hiç düşünmemiştim bir futbol adamı olarak. O yüzden Ahmet ve Kastamonu arasında birinciliğin geçeceğini şu anki görüntü itibariyle kalan maçları da inceledim. Düşünüyorum. Bir de Ahmet'te bir parantez açmak isterim. Kariyerimde çok maç oynadım Diyarbakır'da. Ahmet en son 2 yıl önce Ankara Demir'le bir maça gitmiştim. 30 bin kişinin önünde bir maç oynamıştık. Yani Ahmet'in bu anlamda çok ciddi bir avantajı var. Yani oraya gittiğinizde takımınız ne kadar iyi olursa olsun taraftarın bir ruhu var orada ve sizi inanılmaz derecede etkiliyor. Yani biz Ankara Demir'le 1-0 öndeydik. Hiç unutmayacağım o maçı kariyerimde. Kalemize bile gelmediler. 65 dakika. 5 dakikada bizi yendiler ama. 5 dakikada bizi 2 gol yaptılar. Ama o ara bir taraftar bir ateşledi. Bir şeyler oldu böyle sahada. Yani o yüzden Ahmet'in içeri saha avantajı çok ciddi. Evet. O anlamda Ahmet biraz daha ağır basıyor. Ama bildiğim kadarıyla Kastamonu ile Ahmet'in Kastamonu'da bir maçı var. Evet 12 Nisan'da. Yani o maçta çok belirleyici olacak. O maçta herkes artık şampiyonun kim olacağını, belirli olacağını düşünüyor. Onun hocam, dışında Iğdır'la alakalı aslında ben şöyle bir şey sormak istiyorum size. Mesela bir teknik direktör gözüyle aslında Iğdır'da değil de mesela hani genel olarak. Evet. Mesela bir pozisyon için çok iyi bir oyuncunuz var. Her hafta o oynuyor. Evet. Yani bu mu mesela sizin için daha iyi olur yoksa aynı pozisyon için 3-4 tane gerçekten çok iyi oyuncunuz var. Ya şöyle, şimdi kadro yapılanmasında Iğdır gibi bir takımın başındaysanız, mesela ben de sezon başı Karşıyaka gibi 3. ligde hedef oynayan bir takımın başındaydım. Oynatmayı düşündüğünüz tecrübeli, sizin için çok çok önemli. Ligin üzerinde bir oyuncu alırsınız bir pozisyona. Ama mutlaka onun arkasına onu mutlaka zorlayacak. Asla ben rahat rahat oynuyorum dedirtmeyecek. O sendelediğinde veya cezalı durumuna düştüğünde veya sakatlandığında alıp götürecek. Beklentinin o aldığımız birinci oyuncu kadar olmadı ama belki de onun önüne geçebilecek daha yaş olarak söylüyorum bunu. Potansiyelli oyuncuları bulun. Zaten kadro mühendisi dediğimiz şey budur. Yani bunu yapabiliyorsanız başarılı bir şekilde. Ha şimdi şöyle bunun için sadece sizin zekanız, tecrübeniz yetmiyor. Şimdi yaparken kulübün ekonomisi de çok önemli. Yapamıyorsunuz yani. Şimdi bunu böyle konuşmak çok kolay. Ya işte mesela ben hep dinliyorum programlarda veya arkadaş sohbetlerimizde teknik adamlarla. Ya oraya gitti diyor, yapamadı diyor. Takımı diyor kuramadı. Kuramadı ama nasıl kuramadı bilmiyorsun. Ben bu yıl Karşıyaka'da bir yönetimle gittim. Çok istediler beni. Şampiyon olmuştuk doğal olarak. İstemeleri çok normal. Çok ısrar ettiler. Çok fedakarlık yaptılar. Gittik. Anlaştık. Şu oyuncuları alabilir miyiz diye. Benim şartlarım, prensibim önce bu. Yani kadro yapılanmamızı yapabilir miyiz diye ben onlara bir liste veriyorum. Yaparız denildi. Anlaştık. 15 gün sonra taraftarlar isyan etti. Beni getiren yönetim istifa etti.
Şimdi öyle bir yönetim geldi ki belki Süper Lig'de bile yok. İnanılmaz zengin bir yönetim. İstediğimiz oyuncu Süper Lig'den bile alacak paramız var. Ama yönetim dedi ki bir ay sonra biz mazbatamızı alacağız. Bir aya kadar ben bir tane oyuncu almam, bir lira da vermem. Şimdi ben sezon başı transfer dönemi kampa gittim. 12-13 oyuncuyla. Bir ay boyunca bir tane oyuncu almadan çalıştım. Mazbatayı aldılar. Hadi hocam kim istiyorsan alıyoruz dediler ama herkes takımını kurmuş. Ligin başlamasına 10 gün var. Kimi alacaksın? Boşta oyuncu da yok. Boşta kim kalmış? Hani böyle takım bulamamış. 35 yaşında düşüş yaşamış. Çünkü isim istiyor bir de camia. Evet, doğru. Böyle olduğunda şimdi bunu ben biliyorum. Ama dışarıdan ne diyorlar mesela? Ne diyebilirler? Yani ben yorum yapıyorum. Futbol böyle bir camiadayız maalesef. O kadar maalesef. Para var. Hani diyorlardır ki ya hoca gitti. Ha, ona rağmen ben şöyle söyleyeyim. 9 hafta kaldım. 8 haftasında liderdim. 9. hafta liderlikten indim. Bıraktım. Kendi isteğimle bıraktım. Yani ama gerçekten bu sorduğunuz Iğdır'la ilgili sorudan o kadro mühendisi dediğiniz şey. Evet, tabii ki sizin bir donanımınız, futbol görüşünüz, tecrübeniz çok çok önemli. Ama bir de kulübün o anki yapısı, durumu çok çok önemli diye düşünüyorum. Bir de hocam İzmir'de ya gerçekten Karşıyaka'nın çok büyük talihsizliği de var. Yani bazı kulüplerin bir kaderi vardır ya. Altay çıktı öyle ya da böyle küllerinden doğdu. Göztepe zamanında küllerinden doğdu. Buca Spor çıktı, ismi değişti, yapılandı. Altınordu Süper Lig'i tek maçta kaçırdı. Yani bu kadar köklü camia olmasına rağmen bir türlü o birincilik ve Süper Lig bandını bir zorlayamadı Karşıyaka. Şimdi bakın. Kader. Ben size şunu söylemek istiyorum. Futbolun bu programın süresi de yetmez sorunları konuşmaya. Şimdi Göztepe çıktı değil mi? Dediniz, evet. Saydınız. Göztepe'yi bir şirket aldı ve her şeye kapattı. O eski sistemi bitirdi. Yani mesela Göztepe şimdi artık eskiden taraftar Göztepe, Karşıyaka bunlar taraftar çok çok etkiliydi. Ama Göztepe bunun önüne geçti. Ben Adana Demirspor'da 3 defa çalıştım. Adana Demirspor yıllarca üçüncülük, ikincilikle mücadele etti. Sebebi biraz önce Levent hocamın Eskişehir'de anlattıklarıydı. Benim biraz önce anlattığım ya bir yönetim düşünün, Karşıyaka'da şampiyonluk hedefliyor. Beni getiriyorlar, 15 gün sonra istifa etmek zorunda bırakıldılar. Kim yaptı bunu? Taraftarlar. Sosyal medyadır. İşte kendi kurdukları o sistem, hani taraftar grupları deniyor ya. Ben çok hoş bulmuyorum illegal bir şekilde yapıldığı için. Buna mahkum olan hiçbir kulübün başarılı olma şansı yok bakın. Çünkü şunu istiyorlar. Teknik direktör alırken taraftar kararı versin. Futbolcu alırken taraftara sorulsun. Ya yani böyle bir sistem olamaz. Ya dünya, ben şimdi ben teknik direktörüm. Futbolcuyu oynatacağım zaman taraftarın gönlünü hoş etmek için oynatamam. Değil mi? Yani o yüzden sayın bu takımları, Kocaelispor aynı şekilde Bal Ligi'ne düşmüştü bakın. Göztepe yok olmuştu. Başka bir şirket satın alıp Alaa'yı alıp biliyorsunuz çıktılar. Eskişehir'le Bursa'nın şu anda nerede olduğu belli. Bu tip takımların, Karşıyaka'da buna bir örnektir. Bu şekilde arınmadığı sürece, profesyonel bir şekilde yönetilmediği sürece başarılı olma şansları bence yok. Harika. Değil mi? Mert'cim, kırmızı grupta aslında kısa kısa bir düşme hattını ve playoff'u değerlendirmeni isteyeceğim senden. Hemen söyleyelim, başlayalım hızlı. Iğdır ihtiyacı olan bir galibiyet aldı. Ben Düzce Spor'un açıkçası düşeceğini düşünmekteyim. Çünkü ben Düzce hala Spor, düşmeyeceğini düşünüyorum. Bunu Düzce haftalardır diyorum. Belediye Derince Spor, o zaman şöyle karışık gideyim. Belediye Derince Spor'un bu cendereden çıkacağını, Düzce Spor'un İnanılmaz kötü iç saha performansı nedeniyle düşeceğini düşünüyorum. Iğdır playoff içerisinde olacaktır. Hocamıza katılıyorum. Orada Ahmet ve Kastamonu artık birazcık daha ön plana çıkıyor. Kastamonu çok şaşalı futbol oynamasa da bence doğru bir futbol oynuyor. Onu da Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın dönemine benzetiyorum. Tek farklı galibiyetler. Rakibe az pozisyon veren, tüm takımlara aynı formasyonla, aynı oyun stiliyle çıkan bir takım ve hep 2-1, 1-0. Hiç 3 gol attığını 9 haftadır görmüyoruz ve son 9 maçtır 6 galibiyet 3 beraberlik alan bir Kastamonu var. Bence doğru sistemi sezonun sonunda bulmaya başladılar ki 7 puanlık öndeyken buralara kadar gelmişlerdi. Ben toparladıklarını düşünüyorum Kastamonu'nun. Ez cümle
Uşak'a geçmiş olsun. Uşak 3. ligde olacak. Evet, önümüzdeki sezon onlar da dilerim toparlanırlar. Denizli Spor'da çok sevdiğim Özcan Hoca çabalıyor. Seri galibiyetler de almıştı ama bu hafta mağlup oldular. Artık Denizli Spor içinde biraz fikstürü avantajlı. Allah'tan biraz daha rakipleriyle oynayacak Denizli Spor ama yine de 2-3 seri galibiyet gelmedikçe Denizli'de düşecektir diye düşünüyorum. Ben bu grupta şampiyondan çok playoff'tan kim şampiyon olarak çıkacak onu merak ediyorum. Yani bu gruptan çıkması garanti değil biliyorsunuz. Diğer grupla beraber birleşerek olacak. Hani, ya bu gruptan ama, çıkan ama biri finale mesela şampiyon olabilecek mi? Kağıt üzerinde baktığınızda şimdi ben kendim çalıştım. Van 2. sırada beyaz grupta. İşte 3. Trabzon, Buca. Trabzon var o grupta. Baktığınız zaman bu gruptaki 2. ve 3.'ler daha güçlü takımlar. Evet işte mesela bu gruptan çıkan yani, birisi şampiyon ama, olabilecek ama mi? Ama playoff'ta hiçbir zaman da ben yani yaklaşık favori 20 yıldır bütün playoff'ları izlemişimdir. Yani gerek canlı gerek televizyondan yetişebildiğim kadar genellikle favori takımlar kazanamamıştır. Yani geçen sene hocam Urfa tamam çok kuvvetliydi, iyi bir rakipti ama Buca Spor bana göre Urfa'dan daha hani kolektif, daha komplike bir futbol oynuyordu yani. Daha çeşitliydi. Evet. Daha hani dağılıyordu mesela skor. İşte Urfa'da da mesela Kemal Rüzgar'ı da Mert Çapar gerçeği vardı orada. Hani bu ikili üzerinden dönüyordu daha evet. çok. Ama Buca Spor daha hani çeşitliydi. Daha kolektif oynuyordu. Evet evet daha ben kolektif oynuyordu. Playoff'ta da hatta herkes Buca Spor'un maçını çıkacağını düşünüyordu hocam. O gün burada dedim Urfa çıkar bence dedim. Evet. Urfa çıktı da. Yani ama herkes Buca'nın çıkacağını oluyor. Düşünüyordu. Sürpriz oluyor o sorunuza cevap. Onun dışında burada Menemen, İskenderun, Isparta mücadelesi var. Bunlardan biri dışarıda kalacak. Bu çok hı-hı. güzel bir mücadele. Ben Mert'e katılmıyorum. Burada Denizli'nin 18. sırada 27 puanı var. Hı-hı. Puanlar o kadar sıkışmış durumda ki 13. sıradaki Etimeskut 34 puanı var. Yani baktığınızda 2, 4, 6 takımdan 3 tanesi düşecek. Evet. Burada her an 12. de yani düşebilir. Yani Denizli'nin bir de fikstür avantajı da var. Özcan Hoca'yı da çok severim. Çok hırslı bir yapısı vardır. Denizli bir şehir takımı. Bu sadece içgüdüsel konuşuyorum. Tabii. İzleme ihtimalim olmadı. Ama burada sanki Derince takımı biraz geride kalır. Arnavutköy takımı düşmez. Değil mi hocam? Hocalarını düşmez da tanıyorum lazım. Yakından arkadaşım. Ben size bir farklı bir şey söyleyeyim. İnşallah olmaz Ankara takımı olarak. Bu grupta oynadığı futbolla Etimeskut takımının işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Ama puan avantajı var. İnşallah bir kazaya kurban gitmezler. Doğru. 4 puanlık fark. Evet Etimeskut düşebilir hocam. Ben de Arnavutköy'ün kesin düşmeyeceğini açıkçası. Şimdi bir de burada Sarıyer problemi var. Sarıyer'de 30 puanı var. Şampiyonluğa kuruldu. Onlar da biraz önce benim anlattığım Karşıyaka hikayesi gibi son günde kurulup bütün işte Umut Bulutlar, Hakan Özmert. Özmertler yani 37-36 yaşındaki oyuncuları topladılar. Şu an 30 puanları var. Bu hafta da hocayı gönderdiler. Hı hı. İlker Pürün. İlker Hoca o da Ankaralı biliyorsunuz. Onu gönderdiler. Şimdi orada da bir sıkıntı var ve bu hafta da Menemen'le oynuyorlar içeride. Peki hocam. Yani onlar da düşebilir. Yeni bir stadyum yapıldı ya Sarıyer'e. Evet. Bunun katkısı olur mu Sarıyer'e? Ya mutlaka olur. Olmaz mı? Yani çok önemli. Ve biliyorsunuzdur Sarıyer ben çocukluğumda Süper Lig'deydi. Hı hı. Yani gençlik dönemim, lise dönemlerimde. Sarıyer Süper Lig'in değişmez takımlarından bir tanesiydi. Köklü bir takım. Beyaz Martılar hatta hiç unutmam yani. Lakabı Beyaz Martılardı. Hiç istemem düşsün. Camia takımı çünkü. Ama futbol bu. Şu an orada gerçekten benim de heyecanlandıran bir yarış var. Yani 6 takımdan 3'ü düşecek ve puanlar çok doğru. birbirine girmiş durumda yani. Teşekkür ederiz hocam. Değerlendirmeniz için. Kırmızı grubu da aslında beyaz grubu da konuştuk. Mert'cim eklemek istediğim bir şey var mı? Program bitmesine daha bir 20 dakika falan var herhalde. Nurgül. Yok. 5 dakikamız beş var. 5 dakika mı var? Evet. İnanılmaz hızlı geçmiş hocam. Reklama gitmedik bugün. Fark tamam. etmedin mi? Bir şey ya Ersin Hoca'yla olmak çok keyifliydi. Evet. Senle olmak çok keyifliydi. Bütün zaten kırmızı ve beyaz gruptan da bahsettik. Diyeceğim, ekleyeceğim bir şey kalmadı. Bir şey ekleyecek gibiydin ama sanki. Ya Fethiye Uşak maçının özeti vardı. Ama ona vakit kalmamış. Ha, ya yine
Özetimizi verelim tabii. Fethiye'de oynamak zordur iklim olarak. Fethiye'nin stadında da maç seyretmişliğim vardır. Hatta anlatmışlığım vardır Fethiye'nin stadında. Neden zordur? İklim ters geliyor hocam. Bence. Ben çok maç oynadım da yani ben çok sevdiğim bir yer. Çok şey hocam, olarak. Tesis denize sıfır diyorlar. Görmedim ama zorluyormuş. Ya zaten bilmiyorum şimdi şu anda. En son ben Fethiye'ye ne zaman gitmiştim? Herhalde Beşiktaş'la orada bir kamp yapmıştık. Sahanın yanında tesisler vardı. Hemen oradan oyuncular hatta kendi tesislerinden yürüyerek maça çıkıyorlardı. Çok güzel. Yok, çok o bakımdan oldum. Demedim. Deplasman oyuncuları için ılıman iklim, denizel iklim zorluyor ve Fethiye aslında iyi bir iç saha takımı. O bakımdan dedim. İlginç. Yani ben hiç öyle düşünmemiştim. Şimdi Van'da evet. Van'a, Erzurum'a gittiğimizde biz maçlarda gerçekten hem yükselti olarak hem iklim özellikle kış aylarında biz mesela kura çektiğimizde ilk ona bakarız. Ama hocam yani, şimdi mesela Iğdır'dan gelen oyuncu zorlanmaz mı yine Fethiye'de? Zorlanır bence ya. Ya da Van'dan gelen bir oyuncu. Fiziksel olarak fiziksel olarak şöyle değerlendirmek gerekiyor. Rakım oyuncunun çarpar ama yüksekten gelen oyuncunun yani fiziksel anlamda daha güçlü olduğu düşündürülür. Anlatabildim demek istediğimi. Ama tabii ki soğuktan geldi sıcak hava belki bir rehavet yaratır mıyı konuşabiliriz. Ama hani fiziksel olarak çok bir problem daha artı olduğunu düşünüyorum Iğdır'dan gelmenin. Evet güzel. Şimdi mesela bakın Antalya'da biz kamp yaparız Ocak aylarında biliyorsunuz. Antalya'dan eğer Rize'ye gideceksek problemdir bizim için. Çünkü 15 gün, 20 gün sıcak yerde antrenmanı yaptık. Rahat ortam, harika oteller, yemekler çok güzel. Öyle bir yolculuk yaparız. Öyle bir otelde kalırız. Gideriz pazarda. Kalacak otel yoktur. Oyuncunun morali o an sahaya çıkarsın. Zaten ambiyans kötü, saha zemini kötü. Yani konu sadece tabii ki fiziksel değil. Psikolojik kısmı da var. Tabii. Yani ama ben Fethiye ile ilgili gerçekten İzmir, o bölge ile ilgili hiç böyle düşünmemiştim. İlk defa böyle bir yorum gördüm. Yani, katılıyor musunuz? Saygı duyuyorum. Hayır olabilir. Bakın rehavet olabilir. Gelir Iğdır'dan çocuk habere dağa batmıştır. Gelmiştir denizi görmüştür. Doğal olarak bir rahatlama psikolojik olmuş olabilir. Ama hocam Fethiye'de futbolcu olmanın zor olduğunu hep söylerler. Bakın futbol şöyle söyleyeyim size. İstanbul'da ben Türkiye'nin her yer bölgesinde çalıştım. Her liginde çalıştım. İstanbul'da hoca olmak, futbolcuyu tutmak İzmir'de çok zordur. Oralarda çalışıyorsanız oyuncu, yani futbolcu yani gerçekten zordur. Buralar daha problemdir. Yani ben hoca olarak deseniz ki, tabii ki ben de denizi çok seviyorum. Hep de seçerim mesela. Şehir olarak, cami olarak takımlarda çalışmak isterim. Ama bugün Karaman'da çalışsaydım, İyi bir oyuncu grubuyla daha başarılı olurum. Aynı grupla İstanbul'da mı derseniz. Anladım. Çünkü oyuncunun yapabileceği çok bir şey yok. İşine daha çok konsantre olmak zorunda. Doğru. İşte teknik direktör gözüyle böyle oluyor. Kesinlikle. Tahmin bölümüne sürem yetmedi maalesef. Mert'cim bu hafta tahmin yapamayacağız seninle artık. Sosyal medya hesaplarımızdan tahminlerimizi yapıp paylaşalım. Geçen hafta 19 maçın 14'ünü tutturmuşuz. Bunu da söyleyeyim efendim. Maşallah. Bizi izlemeye devam edin diyelim o zaman. Ersin hocam öncelikle geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza şeref verdiniz. Gerçekten hocam. Ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmaktan, yayın yapmaktan çok keyif aldım. Çok keyifli geçti benim için. Bundan sonraki süreçte de yine inşallah bir gün beraber oluruz. Tahminlerimizin ne kadar doğru olup olmadığını bir tartışırız. Bir bakalım. Şimdi biz maça da gidelim hocam hep beraber bu yani grup. Aslında şöyle, teknik adam olarak biz bu kısmı çok şey yapmıyoruz. Hani ben tahminde bulundum, sonuç geldi mi kısmını çok değil. Ama böyle bir ortamda şimdi yayın kayıt da ediliyor. Güzel bir şey İzleyip diye düşünüyorum. Görelim. Mert'cim sana çok teşekkür ediyorum. Bu haftada ikincilik futbol dosyasının sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Akkoç Lojistik'in sunduğu